Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde sorgulama menüsünden 150'leri irdele komutunu tanıtacağım. Bu komut yapmış olduğumuz parçaların analizlerini yapmak amacıyla kullandığımız bir komuttur. Gördüğünüz gibi pencere açılıyor ve burada bana 7 tane analiz seçeneğimi vermiş oluyor. Şekil menüsünden tasla kilitle diyorum. X-Y düzlemine çizimimi açıyorum. Taslağımı oluşturuyorum. Veriyorum. Çizimimden çıktım. Uzat komutunu kullanıyorum. Bir taraf özelliğimle yüksekliğimi veriyorum. Eğim açısını da buradan vererek işlemi gerçekleştiriyorum. Yuvarlatma komutlarını kullanıyorum ve radyusumu oluşturdum. Sorgulama menüsünden yüzeyleri irdele komutuna geliyorum. İlk seçeneğim kontur şeritleme. Şeritlerimin düzgünlüğünü gördüğünüz gibi belirlemiş oluyorum. Burada yüzeylerin özelliklerini belirliyorum. Çizgilerde yüzeyler boyunca eğrilik varsa bu çizgilerin sürekli eğri olduğunu görmüş oluyorum. Yine çizgiler yüzeyinde, çizgilerin yüzey üzerinde geçişlerinde bir açı varsa sürekli eğrilerin olmadığını görmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi yine de işlemlerim gerçekleşiyor. Parçamı oynattığımda gördüğünüz gibi siyah çizgilerimi yatayda ve dikeyde çizgilerimi oluşturabiliyorum. Burada ikisi de dediğim zaman ise hem yatay hem dikeyde çizgilerim oluşuyor. Yine bu komuttan yüzeylerimin bitişik olmadığı zaman ise sürekliliğin olmadığını görmüş oluyoruz. Yine bundan sıktığını belirtebiliyoruz. Genişliğini ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Kontür çizgilerimizin analizlerini yapmış oluyoruz. Burada belirginleştirme dediğim zaman ise gördüğünüz gibi belirginliğini arttırıp azaltabiliyorum. Çözünürlüğüne kaba bir şekilde standart, ince veya çok ince diyerek ise çözünürlüğünü arttırmış veya azaltmış oluyoruz. İkinci olarak ise gördüğünüz gibi sabit ışık şiddetinde çizgi. Burada bir yön belirliyorum ve o yön doğrultusunda analizim yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı olan taraflar alt bölüm olarak adlandırıyoruz ve gördüğünüz gibi burada da üst dediğim zaman ise yeşil olan bölgeleri tanımlıyoruz. Yön görüntülensin dediğim zaman ise yönümü görüntülemiş oluyorum. Yine kontür çizgilerini buradan da gördüğümüz gibi işlem yapabiliyoruz. Çözünürlüğünü burada X'te ve Y'de verdiğimiz ışık yönünde yaparak ışık şiddetinde analizimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Alt ve üst kısımları belirlemiş oluyoruz gördüğünüz gibi. Parçamın altını yeşil olarak üst taraf algıladım. İkisini sonuna kadar çekiyorum. Gördüğünüz gibi siyah olan yerlerin buradaki çizelgede olmadığını göstermiş oluyor. Yeşil ve çizgilerin alt ve üst olduğunu görmüş oluyoruz. Analizlerimizi istediğimiz şekilde oluşturabiliyoruz. Bir diğer analizim Ortgal serisi. Burada azami bir değer veriyorum ve bu değerin üzerinde ve altında işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Gökkuşağı renklendirmesi dediğimde de gördüğünüz gibi parçamı renklendirmiş oldu gökkuşağı rengiyle. Ve 0 ile 4'ün arasında olduğunu görebiliyoruz değerlerimin. Burada yüzeylerin eğrilerini ölçmek amacıyla kullanıyorum. Yine eğrilimin nerede yoğunluğu varsa yüzeyimin sıktığını orada görmüş olabiliyorum. Bir diğer komutum ise gördüğünüz gibi ortalama eğrilik. Buradan yapmış olduğum analizde bir azami değer veriyorum yine. O değere göre işlemi gerçekleştiriyorum gördüğünüz gibi. Değerimi artırarak işlemlerimi yapıyorum. Yine buradan ölçeğini arttırıp azaltabilme imkanım oluyor. Şeritlerimi ayarlayarak kontür şeritlerini belirliyorum. Kırmızı olan yerde gördüğünüz gibi alt kısım olarak adlandırdığımız yer oluyor. Siyah olan yer ise buradaki çizelgende yer almadığını göstermiş oluyor.
benim yüzeyimlerin ile kontör çizgilerini buradan görebiliyorum. Çözünürlüklerini kaba, standart, ince olarak ayarlayabiliyorum. Bir diğer komutum açım. Bu genelde kalıp parçalarında yapmış olduğumuz malzemeye açı verdiğimizde kullandığımız bir analiz. Buradan açısını belirliyorum ve bu açıya göre pozitif olan yerleri ya da eğimin gerekli olan yerlerini görmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi burada yine kontör çözünürlüğünü belirleyebiliyorum. Araştır dediğim zaman ise açımı araştırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi buraların 0 derece olduğunu göstermiş oluyor bana. Yine buradan istediğim bir açıyı belirleyerek o açıya referans alıp işlemini yapmış oluyor. Bir diğer komutum gördüğünüz gibi radüslerin analizi yapmış olduğum radüsleri yuvarlatmaları analizlerini göstermek amacıyla yapıyor. Yine alt üst sınırlarını görebiliyorum. En son komutum ise bir yön belirliyorum. O yön doğrultusunda bana alt ve üst sınırlarını belirleyerek işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Gördüğünüz gibi üst taraf dediğimde kırmızı ve yeşili görebiliyoruz. Z'de de yaptığım zaman ise gördüğünüz gibi üst tarafın yeşil olduğunu, alt tarafında ise gördüğünüz gibi çizgilerde 0 derecelik bir uç olduğundan renk almadığını görebiliyoruz. Okeylediğim zaman ise analiz işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Buradan yine gölgelendir veya irdeleme sonuçları dediğimde işlem gerçekleşmiş oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.